Merhaba Murat Bey. Merhaba Ertuğrul Bey. Yeni bir videoda birlikteyiz tekrardan. Şimdi izleyenlerimiz, YouTube'da bize soru soranlar, web sitemizde yorum yapanlar, Türkiye'de bina güçlendirme projelerinde yaşanan birçok olay, böyle tabiri caizse yani kara mizah tarzında olaylar olduğundan bahsediyorlar. İşte firmaların yeterince bazı firmaların güven vermediğinden bu dolayı bahsediyorlar. Size de bu tarz projeler geliyor mu? Yaşadığınız en ilginç projelerden varsa eğer bunlardan bir tanesini bize anlatabilir misiniz? Tabii aslında iki tane proje oldu böyle. Bir tanesi çok yakın tarihte geldi. Gelen proje şuydu. Aslında proje yoktu ortada. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Ortada şimdi firma bize güçlendirmek için başvurdu. Dedi ki döşemelerinde ve kirişlerinde hasarlar mevcut. Ve sıfır bir büyük bir fabrika kompleksi ve her katı yaklaşık 10 bin metrekarelik bir kompleks fabrika. Katmanları tamamlanmış fakat sıkıntı tabliye betonları atılmaya başladıktan sonra kirişlerde çatlak meydana gelmiş. Kolonlarda da çatlaklar meydana gelmiş. Prefabrik bir yapı. Biz bunu kontrol etmeye başladık. Nedir diye. Dedi ki proje verilerini istedik. Proje verilerinden kastım nedir? Buradaki statik dizaynı hangi programda yaptınız? Aynı zamanda statik raporları istedik. Velhasıl bunları aldık. Bunları aldığımızda aslında projenin olmadığını gördük. Proje yoktu. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz haklıyla. Projenin içinde yapılmış bir proje hesaplanmış bir proje değil. Yani örnek olarak arkadaki binadan belki de alınmış bir proje getirilmiş. Bu proje size özel yapılmış denmiş şekilde verilmiş. Raporsa muhtemelen o binanın raporuna ulaşamamışlar. Başka bir binanın raporunu yerleştirmişler. Şimdi rapora baktığımız zaman kolon sayıları, ebatları, kat yükseklikleri hiçbiri projeyle alakalı değil. Ne hesap raporu tutuyor, ne proje tutuyor, ne de o zemine uygun olarak, zemin etüdü ve zemin raporlarına uygun olarak binanın parametreleri tutuyor. Bununla da karşılaştık ve bu bina sıfır yapılıyordu. İlginç olan şey şu, bunu biz gördük fakat bunu ilgili belediye, ilgili şantiye şefi, ilgili proje müellifi hepsi bunu atlamış. Yani şu zamana kadar atlanmış bir duruma gelmiş ve bina tamam, yani statik tarafını tamamlamış bir durumdayken sorunlar karşılaşılmaya başladı. Biz bu projeyi yapan prefabrik programına ulaştık. Prefabrik programını yazan firmaya ulaştık. Firmayla da paylaştık, konuştuk ama firma da burada herhangi bir sistemde, yani bu binanın farklı bir proje olduğunu, raporun farklı bir proje olduğunu çıkartıp ortaya önümüze serdi. Biz de raporlayarak kendilerine gönderdik. Yani demek istediğiniz şey, bir bina yapılıyor, başka bir statik projenin projesi size sunuluyor, başka bir projenin raporu size sunuluyor ve sizden ne talep ediliyor tam olarak? Binayı güçlendirmemiz. Aslında ne o projeyle ve o raporla binayı güçlendirseniz bile doğru bir sonuç ortaya çıkmayacak ve ama diyecek ki firma benim binam aslında güçlendirilmiş gibi bir açık söylemek gerekirse alavere dalavere şeklinde bir sonuç ortaya çıkacak ve insanların can sağlığı da bu şekilde tehlikeye atılmış olacak. Evet. Bu Türkiye'de projeler gerçekten yapılan projeler sizce var mıdır? Var var. Yine güçlendirme adı altında devam eden birkaç firma var ki bildiğimiz firmalar hiçbir hesap yapmadan, hiçbir test almadan, hiçbir modelleme yapmadan aynı şekilde örnek olarak karbon fiberde bunun ispatı ve şeyi mevcut. Görselleri mevcut olan bir müşterimde rastladım. 2 kat karbon saralım, burası sorun yaratmaz. 3 kat karbon saralım, sorun yaratmaz diye. Hiçbir hesaba ve dediğim gibi teste, modellemeye, deprem performans analizine dayandırmadan sadece ürün satmak anlamında ve sadece güçlendirme yapmak anlamında hareket eden firmalar da maalesef mevcut. Anlıyorum Murat Bey. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar bir arada olmak dileğiyle. Teşekkür ederim.